Efendim? Kim? Peki gelsin bakalım. Gel Celil Efendi. Şaşırttın beni. Ama kızım, buralardan bir geçiyordum. Bir uğrayayım dedim. Bir bakayım. Dilara'mız nasıl? İşe alıştı mı? Kolayladı mı? Başarabiliyor mu? Bir göz atayım dedim. Sen merak etme, ben başarırım. Canım ona ne şüphe, ona ne şüphe. Bak bu yanına Alper'le çok benzetiyorum ben seni. O da böyle kararlı, disiplinli, çalışkan. Tuttuğunu koparır vallahi. Sizin bu gençler içinde bir tek Bora. Bora çok tembel çıktı. Kime çektiyse Bora ya. Ama zor be. Vallahi bu işler zor yani. Yani bir yandan yok işletmesi, yok vergisi, yok ne bileyim yasası bilmem. Ha ama bak bir şeye danışman gerekti. Kafan böyle bir şeye çalışmadı diyelim. Alper. İşte o zaman Alper'e soracaksın. Tabii. Ha yeri gelir bana da sorarsın ama bizden geçti be kızım be. Bizden geçti. Biz büyükleriniz olarak bu saatten sonra size ancak ne bileyim manevi destek veririz ya. Celil Efendi, şirketin avukatı bu işlerimizi çözüyor. İşletme mevzuatları için savcıyla görüşmüyoruz. Tabii tabii de ben şey için söylüyorum. Yani Alper'in o kadar çok tanıdığı var ki. Çevresi yani. Çok geniş o bakımdan yani. Tamam ben görüşürüm onunla. Önemli bir konu var mıydı? Bir toplantıya yetişeceğim de. Ha yok yok. Sen git git. Bak işine. Ben buradayım ya. Tabii sonuçta geçerken bir uğrayayım dedim ben. Misafir değiliz ya ev sahibi sayılırız şurada. Bak sen işine bak bak. Kızı yok et. Beni de unut. Alper'in babası buraya mı geldi? Evet. O adamın anlattıkları doğru mu? Hı? Celil'in oğlu Alper'le birlikte misiniz gerçekten? Evet. Çok çalışıyorsun. Çok yoğunsun. Hayatta böyle şeylere hiç fırsatın yok diye düşünüyordum. Şaşırdım. Hani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ne kadar zamandır birliktesiniz? Uzun zamandır. Oo. Yere bakan, yürek yakanlardan korkmak gerek demek. Anne öyle deme ya. Tamam özür dilerim. Sana şimdiye kadar söyleyemedim. Fırsat olmadı. Ne iş yapıyor bu çocuk? Savcı. Savcı mı? Çok iyi bir işi var, değil mi? Şimdi anladım. Celil serserisi, oğlunun çok kıymetli bir işi var diye seni gelin olarak istemiyor yanında demek. Bilmem. Belki kendince haklı sebepleri vardır. Alper'cim çok iyi oldu ya. Sana ne zamandır sözüm vardı. Evet Sencer Bey. Sayenizde güzel vakit geçiriyorum. Uzun zamandır konuşmadık. Bir sorunun, bir ihtiyacın var mı? Yok Sencer Bey. Her şey yolunda. Yiğit ne yapıyor? Seni çok yoruyor mu? İşkoliktir o. Bıraksan sabaha kadar çalışır. Evet öyle ama çok şanslıyım. İyi bir başsavcıyla çalışıyorum. Hmm. İyidir. İyidir. Elimde büyüdün Alper.
gözüm hep üzerinde oldu. Yeteneklerini, zekanı hep gözlemledim. Çok kolay takdir etmem bilirsin. Kıstaslarıma göre başarılı olmak çok zor. Haklısınız. Biraz zor birisiniz. Bugüne kadar başardın. Bundan sonra da başarılı olacağına eminim. Kapım sana hep açık. Eğer sınırı bilirsen yakınımda olmana her zaman izin veririm. Ki sen bunu bugüne kadar çok iyi bildin. Bu yüzden en yakınıma gelebildin. Umarım bu durum sende bir tavır değişikliğine yol açmaz. Bu konuda bir şüphenizin olmadığını gözlerinizden anlıyorum. Cevap vermeme gerek yok sanırım. Yok tabii, yok. Biraz zaman geçsin bakalım. Daha çok konuşacak şeyimiz olacak seninle. Onun iyi bir kariyeri var anne. Ben bir işçiyim. Hadi oradan. O kim oluyormuş da seni beğenmeyecekmiş ha? Alnını karıştırırım ben onun. Sen şimdi söyle bana. Bu çocuk seni gerçekten seviyor mu yoksa seninle gönül mü eğlendiriyor? Anne onun hakkında öyle şeyler söyleme. O beni seviyor. Sen onu seviyor musun? Evet. Hem de çok. İyi o zaman. O Celil ne yaparsa yapsın sizin aranızı bozamaz. Ayrıca ben görüşmenizi onaylıyorum. Anne yoksa Alper savcı diye mi onaylıyorsun? Evet savcı diye onaylıyorum. Şu hayatta kızımın kısa çöpü çekmesindense uzun çöpü çekmesini yeğlerim. Ne var bunda şaşıracak? Ayrıca uçağa binmek varken niye trene binecekmiş benim kızım? Sen benim hayatım nasıl geçti bilmiyor musun? Ben babanla tanıştığım zaman... Nehir, kimse bir genç kızı işi gücü olan bir adamla evlendi diye ayıplamaz. Onu ayıplayanlar kıskançlığından ayıplıyor demektir. Anne ben Alper'i savcı diye sevmiyorum ki. Tamam canım. Yani niye seviyorsan seviyorsun işte. Ben doğru bir adamı seçtiğin için senin adına çok gururlanıyorum kızım. Celil Efendi'ye bakma sen. O oğlu savcı oldu diye havalara girmiş salak. Sen onlardan çok daha kıymetlisin. Nehir, dünyanın neresine gidersen git. Hiç kimseden bir eksiğin yok kızım senin. Anne sen iyisin değil mi? Hasta falan değilsin değil mi? Niye? Çok iltifat ettin bana. İlişkiyi onayladın. Normal karşıladın. Biraz garip geldi bana. Ay Nehir ne zaman kötü davrandım kızım ben sana? Ha bazen sinirleniyorum ama kısa sürüyor onlar da. Anneciğim çok teşekkür ederim beni desteklediğin için. Kendime olan güvenimi arttırdım. Anne. Alper savcı diye demiyorsun değil mi bunları? Ben artık saklamak istemiyorum. Ne? Saklamak istemiyor musun? Evet. Bence babama söylemenin zamanı geldi. Alper çok heyecanlıyım. İçim içimi sığmıyor. Alper biz birlikte başladık bu hayata. Çocuktuk o zaman. Masumluk. Lütfen onu bozmayalım. Oğlumun peşini derhal bırakacaksın. Anladın mı beni? Anladın mı beni dedim sana? Babanın bana attığı tokat var ya, tek bir işe yaradı. Bir daha asla senden vazgeçmeyeceğim.
Oğlumu gerçekten seviyorsan, onun iyiliğini istiyorsan yalvarırım sana, ondan ayrı. Baban ilişkimizi kabul edene kadar biraz ara verir mi? Bir daha bunu sakın söyleme. Biz ayrılmayacağız, anlıyor musun? Biz ayrılmayacağız. Bence 15 yıl bekleyen birinin biraz daha sabrı vardır. Sen neden kendini Alper'le kıyaslıyorsun ki? Biz Alper'le yıllarca bir sürü acı paylaştık. Onunla aynı dili konuştuk yıllarca. Onunla gerçekten mutlu musun? Evet. Hem de çok. Ders mi çalışıyorsun dedi. Üşümüyor musun burada? Niye geldin? Akşam akşam ne işin var burada? Hoş bulduk dedeciğim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Neyin var senin? Canı sıkılmış gibi. Boş ver. Bu aralar çok şey olup bitiyor. Senin de kafanı bulandırmaya gelmedim buraya. Benimki zaten... Oğuz... Sıkıntılı olduğun yüzünden belli. Bak, böyle şeylerden hoşlanmadığını biliyorum. Ama düşünüyorum da... Dilara ile evlensen nasıl olur? Ne? Yani Aytekin ailesine damat olarak girip... ...Semedere Denizciliğin sahibi olmamı istiyorsun, öyle mi? Ne var burada tuhaf olan? Dedim ben sana, ne diyeyim ki şimdi? Bir şey deme. Dilara sana aşık, deli gibi seviyor. Evlenmenizde de bir mahsur yok. Dilara, hoş geldin. Tatlım, iyi misin sen? Çok mu yoruldun bugün? Anne, Alper'le evlenebileceğimi nasıl geçirirsin aklından? Demek duydun. Ne var bunda Dilara? Alper akıllı, yakışıklı, karizmatik bir genç. Üstelik saygın bir işi var. Bundan daha da önemlisi tutarlı bir genç. Yani bir erkekte tutarlı olmak çok önemli. İleriki yaşlarda bunu daha iyi anlayacaksın. Tamam, Alper iyi bir insan olabilir. Ama arkadaşlıktan öte bir duygu hissetmedim ben ona hiçbir zaman. Yani bekar bir kız arkadaşımla tanıştırabilirim onu en fazla. Dilara, benim güzel kızım, ben senin gerçekten mutluluğunu istiyorum. Alper'i küçüklüğünden beri tanıyorum. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Anne, anlatamıyorum galiba. Ben Alper'i hiçbir zaman flört edebileceğim, evlenebileceğim bir adam olarak görmedim. Benim için öteki arkadaşlarımdan hiçbir farkı yok. Hem... Benim sevdiğim, aşık olduğum bir adam var zaten. Ciddi misin? Kim? Dilara, lütfen söyle, kim? Ben artık yatmaya gidiyorum. Sen de git evine dinlen biraz. Bu gece yeterince kafanı bulandırdım zaten. Dede, dur. Gitme. Bana annemle babamı anlasana. Heh. Gece vakti bir tek bu eksikti. Onlar hakkında konuşmak istemediğimi sana kaç defa anlattım, değil mi? İyi de neden? Neye benzediklerini... Ne iş yaptıklarını, neden terk edip gittiklerini bile bilmiyorum ben daha.
Hem nasıl olur da sende bir tane bile fotoğraflar olmaz? En azından bunu bilmek benim hakkım değil mi? Onlar beni terk edip gittiler. Ben de öfkemden bütün fotoğraflarını yaktım. Anladın mı? O zaman şunu söyle bana. Annem gerçekten senin yanında kaynakçı olarak çalıştı mı o yıllarda? Yeter artık. Git evine de dinlen biraz. Dede. Benim bunları senden başka konuşacak kimsem yok biliyorsun değil mi? Ben annemi hiç görmedim. Ama galiba ona benzeyen bir kız tanıdım çok eskiden. Çok. Ama çok uzun süredir kalbimde taşıyorum ben o kızı. Belki de Amerika'ya hiç gitmemeliydim. Beğendin mi burayı? Keyifli bir mekanmış. Yemek davetin için de ayrıca teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Yiğit, ben sana bir soru soracağım ama kızmayacaksın. Ne soracağına bağlı. Sana birisi büyü falan mı yaptı? Hı? Büyü mü? Kim bana niye büyü yapsın ya? Ya ne bileyim, yani bu geceye kadar hep ben senin peşinden koşuyordum. Sen böyle dört nala kaçıyordun. Birdenbire böyle yemek davetleri, böyle gösterdiğin nezaket, böyle iltifatların aklıma başka bir şey gelmedi açıkçası. Peki. Açık konuşalım o zaman. Benim senden kaçmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı aslında. Ama sen bazen öyle bir şaha kalkıyordun ki o hallerin beni ürkütüyordu galiba. Tamam. Alınma hemen. Ceylin, sen çok güzel ve genç bir kadınsın. Seninle arkadaşlık yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Ama her ilişkinin de bir sürat limiti olmalı ama, değil mi? İlişki mi dedin? Evet, ilişki dedim. Ama ağırdan alacağız, tamam mı? Tamam. Saatte 30 kilometre falan mı? Delisin sen, biliyorsun değil mi? Kapıyı aç. Rahat dur. Bırak beni! Nehir! Nehir! Kızım! Anne! Geçti. Tamam, geçti. Geçti. Anneciğim, çok korkuyorum. Korkma kızım. Korkma. Anne, beni bırakma. Ay anne. Bırakır mıyım hiç Nehir'im? Anne, yine kabuslar başladı ya. Geçecek kızım. Geçti. Anne, bitmiyor bu kabuslar bir türlü. Yine o Saffet'ten anadığımı gördüm. Al çocuğum, iç bir yudum. Anne, çıkmıyor aklımdan o günler. Nasıl saldırdı o adamlar babama, bize? Vicdansızlar. Ah be kızım. Benim aklımdan çıkıyor mu sanıyorsun?
Baban nerede? Söyle çabuk. Nihil! Baba! Safet abi. Seni bulamayacağımızı sandın öyle mi? Abi, abi. Abi, baba. Abi, abi. Baba, ya, ya, bırak. Of, oh, oh. Ya bırak. Bakın içeri, bırak. İşe yarar bir şey var. Bırak. Ne yapıyorsunuz? Ah. Çekil lan. Ne biçim insanlarsınız? Allahsızlar, vicdansızlar. Onu parayı almadan önce düşünecektiniz. Borcunuzu ödeyemeyince vicdan vicdan. He? Hiçbir şey yok abi. Lan! O zaman kızı alın. Bundan iyi dilenci olur. Ya! Ya baba! Dur, 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 dur. Kızımı bırak. Bak kızımı bırak. Bırak. Bırak abi, bırak, bırak. Baba, baba, iyi misin? Baba, baba iyi misin? Bana bak, ölmek mi istiyorsun? Ne olur babam bir şey yapmayın. Beni alın, onu bırakın lütfen. Çocuk geliyor. Sizin yüzünüzden çocuk geliyor. Bana bak. Bu son. Bir daha affetmem. Neden böyle insanlar var ki bu hayatta? Hadi uyu kızım. Geçti gitti o günler. Tamam. İyi geceler. Keşke yanında olsam baba. Baba, sana yemek getirdim. Hoş geldin Neyse. Hoş bulduk. Vallahi canım istemiyor Nehir ya. Ya baba bari benim hatırım için bir lokmayı. Beğenmezsen bitirmezsin. Nehir. Özür dilerim. Bu olanları görmeni hiç istemezdim. Baba lütfen böyle konuşma. Hep sen bana demiyor muydun? Hayat ne kadar zor olursa olsun yine de güzeldir diye. Ah be kızım. Keşke daha iyi bir hayatın olsaydı. Keşke sana ben daha iyi bir hayat sunabilseydim. Bak ben seni böyle üzgün gördükçe çok kötü oluyorum. Hadi bak benim birazcık daha üzmeden yemeğini ye. Gerekirse ben de çalışırım. Borcunu birlikte öderiz. Bak, hepimizin sağlığı yerinde. Sen bizim başımızdasın. Annem, kardeşlerim, hepsi çok iyiler. Biz hayattan daha ne isteyelim ki? Gel buraya, gel. Gel. Ya, Nehir. Sen gülünce var ya, sanki dünyalar benim olmuş gibi geliyor. Ne gam kalıyor ne keder. Şş, bana bak.
Tekneyle gezelim mi? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Olley, hadi. 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 Hadi topla. Bunu da. Sencer. Hayatım, acilen yoksa şirkete gitmeden bir kahve içelim mi? Sen yaparsın da ben içmez miyim o kahveyi? Afiyet olsun. Seni çok iyi görüyorum son zamanlarda. Bora sana karşı saygısızlık yapmıyor değil mi artık? Hayır. Çocuklar aramız çok iyi. Sencer. Dilara ile sohbet ettik. Bana biraz içini döktü. Bir derdi, bir sıkıntısı mı varmış? Dert demek doğru olmaz. Benim onu Alper'le evlendirmek istediğimi öğrenmiş. O da bana kalbinin asıl sahibinin kim olduğunu söyledi. Nasıl yani? Hayatım, kızımız gönlünü Oğuz'a kaptırmış. Hangi Oğuz'muş bu? Sakin ol, lütfen sakin ol. Oğuz Demirsoy, Ethem Demirsoy'un torunu. Hatta sizin şirkette denetmen olarak çalışmaya başlamış Oğuz. Yok artık. Biz bu kızı böyle mi yetiştirdik ya? Babasının, annesinin rızasını almadan nasıl bir erkekle ilişki yaşar? Hem de her gün burnumun dibinde dolaşan o adamla. Bir ilişki yaşamıyor. Duyduğu sadece platonik bir aşk. Sevgili değiller yani. Yani şimdilik bir ilişkileri yok. Meğerse Dilara çocukluğundan beri Oğuz'a aşıkmış. Amerika'da eğitim almak istemesinin asıl nedeni de Oğuz'un Amerika'da olmasıymış. Dilara'nın ağzında bakla ıslanmaz. Bu zamana kadar neden saklamış bunu bizden? Benim anladığım kadarıyla Ethem Demirsoy'un tersanesini aldıktan sonra Oğuz'a karşı suçluluk duymuş. Bu seneler önceydi. Hem ben o tersaneye karşılık yeteri kadar para ödedim Ethem'e. Helalleştik biz onunla. Hayatım, sen Ethem'den tersaneyi aldığında bu mesele gazetelere bile konu olmuştu, unuttun mu? Canım, neyse ne. Hem bu kız niye dert ediyor bunları? Onunla ne ilgisi var olanların? Sencer, bak bunların hepsi aramızda kalacak, tamam mı? Sakın kıza baskı falan kurma. Biliyorsun sonra inat yapar. Ali, ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Niye süpürüyorsun beni? Kalk diyorum. Kalk. Kalk, kene gibi yapıştın kaldın eve. Ya ne bu öfke? Ne yapıyorsun? Nehir'e benden tırtıkladığın 250 liranın adını almadığıma dua et. Aman be. Borç aynama yaz. İş bulunca faiziyle çalışır öderim. Ben sana iş buldum evladım. Nasıl yani? Bundan sonra bu evde gündelikçi olarak çalışacaksın. Her sabah bu evin her köşesi güzelce silinip süpürülecek. Sonra banyo temizlenecek, lavabolar ovulacak. Kardeşlerin uyanmadan çay demlenecek, kahvaltı hazırlanacak. Ha, bir de bahçedeki çer çöp temizlenecek, çiçekler sulanacak, çamaşırlar yıkanacak, kurutulacak. Ayrıca ütü de ellerinden öper. Şaka. Yo, çok ciddiyim oğlum. Sen adam gibi bir iş bulana kadar bundan sonra senin patronun benim. Öyle bön bön bakıp durma. Hadi salonu süpürmeye başla. Sonra da şöyle güzelce bir paspaslarsın. Ayrıca mutfakta bulaşıklar seni bekliyor. Öğlene de kuru fasulye pilav pişireceksin ama fasulyeyi ben dün akşamdan ıslattım. Bu kıyamı da unutma. Anne, ne diyorsun ya? Anne yapma ne olur. Söz veriyorum, iş bulacağım bak. Çekil şuradan, çekil. Vallahi hiç üşemem. Bütün kemiklerini teker teker kırarım seni. Karpuz gibi yata yata kendini çürüttün gittin be. Hadi. Başla.
Madem altından kalkamayacaktım, o yayınların özetini çıkar dediğimde söyleyecektin bunu bana. Bu şirkette işler disiplinle yerine getirilmek zorunda. Bu kadar keyfe keder olduğundan haberim yoktu Nehir. Sibel Hanım, ben gerçekten tahmin edemedim özetin bu kadar uzun süreceğini. Aslında iki gecedir sabaha kadar çalışıyorum. Bana birkaç gün daha verseniz. Bugün bu özet dosyasının tamamının Sencer Bey'in önünde olması gerekiyordu. Yarısının değil. Derdimi hala sana anlatamadım galiba. Sibel Hanım, çok çok özür dilerim. Gerçekten haklısınız. Ama bana verdiğiniz kitaplarda o kadar çok tekniksel terim vardı ki anlamakta güçlük çekiyordum. Madem kafam bu işlere yatmıyordu, niye kendini zorla işe aldırdın? Bunun hesabını bizzat kendin verirsin Sencer Bey'e. Hoş. Sencer Bey'in de senin kadar vasıfsız birini şirkette çalıştırmaya devam edeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Sibel Hanım, size bir dosya mail atmıştım. İlgilenebildiniz mi? Ne hakkındaydı dosya Oğuz Bey? Rusya gemicilik endüstrisi destekleme amaçlı bir içeriği vardı. Çok özür dilerim. Henüz ilgilenemedim. Bana o dosyada yazılanların çevirisini yapıp özetini mail atın lütfen. Rusça biliyordunuz değil mi? Evet ama çok hakim değilim Rusçaya. Yapamaz mısınız yani? O zaman niye CV'nizde bildiği diller içinde İngilizce ve Rusça yazıyor acaba? Teknik konularda çok hakim değilim Rusçaya. Yapamam diyorsunuz yani. Tamam. O zaman ben size İngilizce versiyonunu yollayayım. İngilizcesinden çevirisini yapın. Yarına kadar vaktiniz var. Yarına kadar mı? Aslında bu akşam gönderebilseniz çok işime yarar ama sizin pek becerebileceğinizi zannetmiyorum. O yüzden o maili yarın sabah ilk iş olarak bekliyorum Sibel Hanım. Nehir Hanım, siz benimle gidin. Neden Sibel Hanım öyle davrandı? Sen böyle davranırsan insanlar benim hakkımda ne düşünür? Burası bir şirket Nehir Hanım. Az önce Sibel Hanım'la aramızda geçen konuşma kişisel bir nedene dayanmıyordu. Ben sadece nahoş durumlarla böyle ilgilenirim. Üzerinize alınmanız can sıkıcı. Özür dilerim ben. Ben gerçekten yanlış anladığım için çok özür dilerim. Bu arada size tasarım dersi vermemi planlamıştık. Onu da ihmal ettiğinizin farkındasınızdır umarım. Bunu daha önce söylemiştim size. Yani sizin evinizde ve teknenizde derslere devam edemem. Nehir Hanım, bu işte ilerlemeye çok kararlı görünüyordunuz. Bu tavrınız hiç de profesyonelce değil. Eğer kişisel duygularınızı iş hayatınızda karıştırırsanız bu sektörde tutunmanız çok zor. Hem gerçekten dersleri bitirmek istiyorsanız da keyfiniz bilir. Ben de profesyonel olmayan birisiyle çalışmaya hiç hevesli değilim. Şimdi çıkabilirsiniz. Bir dakika. Az önceki söylediklerinde samimi miydin? Yani ders konusunda diyorum. Kalbinde başka birisi olan bir kadını ben de kalbimde barındırma. Bunu daha önce konuşmuştuk hatırlıyorsan. Tamam. Derslere devam etmek istiyorum. O zaman sana en son verdiğim ödevi en kısa zamanda teslim et. Tamam. Teşekkür ederim. Bunu sizin için yapmıyorum Nehir Hanım. Kendim için yapıyorum. Bu yüzden bana karşı borçlu hissetmenize gerek yok. Anladım. Tekrar teşekkür ederim. Thank you.
tuhaf şeyler oluyor. Durup dururken gelişen şeyler olmaya başladı hayatımda. Bunlar kontrolümün dışında olmaya başladı. Kontrol altına alalım efendim. Alalım. Alalım. Önce şu Oğuz'la başlayalım meseleye. Dedesini yıllar önce kontrol ettik. Ama şimdi de torunu çıktı karşımıza. Onda bir tuhaflık var. Başka türlü bakıyor. Başka türlü dinliyor. Dedesi gözlerini açarak dinlerdi. Bu gözlerini kısıyor. Dedesi ağzımdan çıkanı anlar, parlayıverirdi. Bu ne söylediğine değil, aslında ne söylemek istediğine bakıyor insanın. Bir de şu kız. Mehri mi? Evet. O da bir tuhaf. İlginç yetenekleri var. İşinde çok iyi. İkisi de ayrı dünyalarda. Ama ikisi de birbirine çok yakın. Tolga, bunlar benim şirketimde ne arıyor? Araştıralım efendim. Araştıralım tabii. Tesadüfleri hiç sevmem. Bu prototipi yaparken talimatları izlediğinize emin misiniz? Tabii ki. Bu pervanenin kalınlığı talimatlarda verilenden fazla. Nereden biliyorsunuz? Biliyorum. Çünkü elimle dokundum. Ölçmek için makine kullanmadan sadece dokunarak mı söylüyorsunuz bunu? Ben 10 yıldır pervane yapıyorum. Dünkü çocuk gelmiş pervanenin kalınlığını dokunarak anladığını söylüyor. Sözlerinize dikkat edin. Ben de 3 yıldır bu işi yapıyorum. 3 yıl mı? 3 yıl mı dedin? Aklın sıra güneşe mum mu tutuyorsun? Ben 10 yıldır yapıyorum bu işi, 10 yıldır. Sen ne saçmalıyorsun? Kime ne anlatıyorsun sen be? Ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor burada? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sencer Bey, bu kız hiçbir şey bilmediği halde bir kere eliyle dokundu ve pervanenin gerekenden fazla kalın olduğunu söyledi. Çok saçma. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemedim. Emin misin? Evet Sencer Bey, eminim. 5 milimetreden fazla. Bakın Sencer Bey, eğer prototipinde bu hatayı yapıyorlarsa düşünün. Gerçeğini ürettiğimizde bizi nasıl bir zarara uğratacaklar? Gerçekten bu kız kafayı yemiş efendim. Eğer o kadar eminsen ölçelim o zaman. Buyurun. Peki. Ne oldu? Nedir durum? 5 milimden fazla çıktı. Nasıl olabilir ki? Pervaneyi yapmaya başlamadan önce yanlış değerler girdiğiniz için olabilir. Tamam. Siz işinizin başına gidin. Peki efendim. Sadece elinle hissederek mi anladın gerçekten? Sen Nehir Yıldırım'sın değil mi? Evet efendim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Bu bilgi doğru mu? Evet. SMDR Denizciliği müteahhitleri bizzat kendileri yolladı mektup. Boray Tekin demek. Evet efendim. Ne yapalım? Siz biraz daha bilgi toplayın, ben halledeceğim. Tamam Yiğit Bey. Aa, Yiğit Bey. Feryal Hanım merhaba. Hangi rüzgar sizi buraya attı? Alper burada çalışıyormuş, onu bir göreyim dedim. Hayırdır, kötü bir şey mi var? Ya, Nehir yeni söyledi sevgili olduklarını. Gideyim bir konuşayım bakalım, üzüyor mu kızımla? Anladım.
Anladım. Peki. Alper'in odası üst tarafta. İsterseniz götüreyim sizi. Siz zahmet etmeyin. Zaten ayaküstü lafa tuttum. Sayın Başsavcım, müsaitseniz konuşabilir miyiz? Sonra görüşürüz Yiğit Bey. İşiniz gücünüz var. Peki ama işiniz bitince kahveye bekliyorum. Onu pervane geliştirme ekibine mi alalım? Evet. Baba bu kız lise mezunu. Gemi inşaat alanlarında çalışmış bir işçi sadece. Bu yüzden almalısın ya. Ben de onun özgeçmişini gördüm. Sadece lise mezunu olan birinin işçilik yaparak 10 tane lisans alması kolay bir şey mi zannediyorsun? Bataklıktaki gül olabilir bu kız. Ama yine de... Dinle. Oğuz onu boş yere mi işe aldı sanıyorsun? Denetleme sonuçlarını bile ona rapor ettirdiğini duydum. Onu küçüklüğünden beri tanıdığı içindir. O kızı sadece küçüklüğünden beri tanıdığı için yanında tuttuğuna inanıyor musun gerçekten? O sersemin bile insanları senden daha iyi tanıdığı kesin. Savcı Bey, bir ziyaretçiniz var. Kim? Feriha Hanım. Nerin Hanım'ın annesiymiş. Hemen içeri al. Buyurun. Oturmaz mıydınız? Nasılsınız? Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Ne ikram edelim size? Bir şey istemem oğlum, sağ ol. İstanbul'a taşındığınızı duydum. Sizi görmeye... Behir'le berabermişsiniz, öyle mi? Evet. Seviyor musun kızımı gerçekten? Evet. Ama baban bu ilişkiyi onaylamıyor, öyle değil mi? Nehir mi söyledi size bunu? Bu parayı babam bıraktı bana. Nehir'in küçüklüğünden beri ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorsun değil mi? Hı hı. Bak oğlum. Ben cahil bir kadın. Nerede nasıl davranacağını bilmem. Ama savcı da olsa, olmasa da kimse kızımdan daha değerli değildir benim için. Nehir çabuk parlar. Ama siniri hemen geçer. Çok çalışkandır. Elinden her iş gelir. Sevgi doludur. Büyüklerine karşı saygılıdır. Sen zaten bütün bunları biliyorsun. Elbette. En adi adam, sevdiği kadına sahip çıkamayan adamdır. Eğer baban yüzünden kızından vazgeçeceksen, şimdiden bırak. Eğer vazgeçecek olsaydım, hiç başlamazdım. Sizin içiniz rahat olsun. İyi o zaman. Sana güvenerek çıkıyorum buradan. Anne. Beraber bir şeyler yeseydik. Aç değilim. Senden tek istediğim kızımı üzme. Güzelce paranı kazan. Onun hep yanında ol ve ona sahip çık. Anne mi? Bak bu hoşuma gitti. Beni mi çağırmıştınız? Çağırmamış olsam bu kapıdan içeriye adım atabileceğini mi sanıyorsun?
Sen benim kim olduğumu biliyordun değil mi? Madem öyle niye tanımıyormuş gibi davrandın? Az da olsa bir bağımız vardı. Beni neden çağırmıştınız? Babam seni pervane geliştirme ekibine almamı istedi. Gerçekten mi? İnsanları baştan çıkarma konusunda usta olmalısın. Oğuz'la aranda ne tür bir ilişki var? Önceden beri tanıdığım biri. Sizin de bildiğiniz gibi. Tanıdığın biri mi? Ne kadar yakından tanıyorsun? Birlikte aynı yatağı paylaşacak kadar mı? Vay! Gözlerin ateş saçıyor. Bu kadar sinirlendiğine göre kesin bir şey var. İnsanları tanımakmış. Bir kadın ve erkek birlikteyse nedeni her zaman aynıdır. Sözlerine dikkat et. Kasaba jargonuna döndün ha. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Sen de hiç değişmemişsin. Küçükken de terbiyesizdin. Şimdi de öylesin. Sen cidden durumun farkında değil misin? Ben senin patronunum. Patronum olsanız bile bu size benle ilgili saçma sapan yorum yapma hakkını vermez. Bulunduğunuz konumdan da utanmıyorsunuz. Sen gerçekten... Oh Nehir, sonunda buldum seni ya. Bir saattir seni arıyorum koca şirkette. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Bora Bey'e işle ilgili rapor veriyordum. Sen neden geldin? İşinizi böldüğüm için özür dilerim. Nehir, bu akşam bizim evde yemeğe davetlisin. İtiraz kabul etmiyorum. Onu neden evimize çağırıyorsun? Nehir benim arkadaşım ve onu istediğim yere davet edebilirim. Yok yok, yani sorun değil. Benim zaten işlerim var. Ben gelemem. İtiraz kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Hem seni yemeğe davet etme fikri babamı da çok mutlu etti. Eski günlerdeki gibi. Siz işlerinizi bitirin, hep beraber geçeriz eve. Dilara yine geç kaldı. Kendisine çok yükleniyor. Sağlığı bozulacak diye korkuyorum. Bak geldiler bile. Niye telaşlanıyorsun hayatım? Anneciğim biz geldik. Hoş geldiniz. Bizi beklemeden mi başladınız? Aa, olur mu hayatım? Sizi beklemeden başlar mıyız? Hoş geldin Nehir. Gel otur. Hoş bulduk. Celil Efendi, Nehir'i hatırladınız değil mi? Evet, tabii hatırladım. Yıllardır birbirinizi görmüyorsunuz. Şaşırdın mı Nehir? Sana da gecenin sürprizi oldu. Görüşmüş oldunuz. Nehir'le zaten görüşüyoruz. Görüşüyor musunuz? Aslında... Ay,
uzun bir süredir Nehir'le beraberiz. Ve kısa bir süre önce evlenmeye karar verdik. Gerçekten mi? Vay be. Tebrik ederim Alper. Birbirinize çok yakışıyorsunuz gerçekten. Gerçekten. Kaderin işine bak. Celil Efendi, siz biliyor muydunuz? Çocuk. Seni sersem çocuk. Sadece kendi geleceğin değil, benim de hayatımı mahvettiğinin farkında değil misin? Alper, babanın yanına git istersen. Şimdi sırası değil. Babam ne yaptığının farkında değil bence. Hepinizden özür dilerim. Böyle tatsız bir olayın yaşanmasını istemezdim. Babam evliliğimizi onaylamıyor. Belki siz bize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Hoş geldin. Yine bu kız aramadan sormadan çıktı geldi diye düşünüyorsun değil mi? Yok. Tam tersine. Seni gördüğüme çok sevindim. Ya bütün gün işten başımı kaldıramamıştım. Hadi gelsene bir şeyler içelim. Davetin için çok teşekkür ederim ama ben sadece sana yiyecek bir şeyler getirmek için uğramıştım. Akşam yemeğini yemedin hala değil mi? Doğru tahmin. Vakit bulamadım ki. Ne var bunun içinde? Karışık ızgara, makarna ve salata. Harika kokuyor. Hadi gel beraber yiyelim. Sana afiyet olsun ama benim başka bir arkadaşımla randevum var. Hatta geç bile kaldım. Sen de daha fazla soğutmadan hemen ye. Sonra da dinlenirsin, tamam? Hangi arkadaşınla randevun? Sen tanımazsın. Eskilerden bir arkadaşım. Görüşürüz.
Celil, sınırları fazla zorlamıyor musun sen? Benim evimde, benim masamda, benim misafirlerimin önünde sinir krizi geçirip masayı dağıtmaya nasıl cüret edersin? Özür dilerim. Yeter! Kes! Sencer Bey, gerçekten bir kez daha özür dilerim. Ama o Nehir denen kızı evinize neden davet ettiğinizi anlayabilmiş değilim hala. Sen de davet ettiklerinin arasındaydın Celil Efendi. Evet ama... Tamam, uzatma. Haddini fazlasıyla aşıyorsun. Zaman zaman seninle aynı sofrayı paylaşıyoruz diye evimize gelen misafirlerin hesabını verecek değiliz. Sencer Bey, Asu Hanım'ın bu kızla ilgili takıntısını unuttunuz mu? Bu kız hanımefendiye yaşadığı acı olayları hatırlatmaktan başka bir şeye yaramıyor. Ben biraz da bu yüzden istemiyorum bu eve gelip gitmesini. Asu hakkında neyin iyi, neyin kötü olduğuna ben karar veririm. Bu sana düşmez. Ayrıca karımın artık böyle bir sorunu kalmadı. Asıl senin ne derdin var bu kızla, onu söyle bana. Benim mi? Benim derdim oğlumun bu kızla olan ilişkisi. Bakın, Alper çocukken bu kıza acımış. Koruması altına almış onu. Ve ona duyduğu merhamet yüzünden de ondan vazgeçmemiş. Tam 15 yıl boyunca benden gizli görüşmeye devam etmişler. Şimdi onunla evlenmekten söz ediyor. Demin siz de duydunuz. Böyle bir şeyi kabul etmemi nasıl beklersiniz benden? Sen bu olanlardan önce karım Dilara'yı Alper'e uygun gördüğünü söylediği için mi böyle düşünüyorsun? Tamam, doğru. Alper Dilara için uygun bir eş adayı olabilirdi. Ama bu devirde gençler gelecekleri konusunda kendi kararlarını kendileri veriyorlar, öyle değil mi? Senin derdini ben çok iyi biliyorum. Senin derdin Alper'le Dilara'nın mutlu bir yuva kurmasından çok daha öte bir şey değil mi? Celil Efendi, açgözlülüğü bırak ve canını bağışladığım için şükret gece gündüz. Açgözlülük mü? Hayır. Ben yıllarca size hizmet etmek için çalıştım hep. Bora'ya öz annesinin Asu olmadığını da söyleyen sendin, öyle değil mi? Ne oldu? Nereden mi biliyorum bunu? Sencer Bey, bu gece hiç hak etmediğim şeyler söylüyorsunuz bana. Gözlerimin içine iyice bak. Ben yanardağın kalbiyim. Sen de sadece eline tutuşturduğun korları taşımaya yarayan basit bir maşadan ibaretsin. Anladın mı iyice? Evet. Seni istediğim zaman kapının önüne koyabileceğimi biliyorsun. Ama Alper'e dua et. Bundan sonra karşımda haddini bileceksin. Tamam mı? Haddini bileceksin. Peki efendim. Belki de böylesi çok daha iyi oldu. Herkes aynı anda evlenmeye karar verdiğimizi öğrenmiş oldu. Beni de şok ettiğinin farkındasın ama, değil mi? Niye? Yoksa evleneceğimizden senin de yeni mi haberin oldu? Dalga geçme benimle. Dalga geçmiyorum. Sadece birazcık daha rahatlamanı istiyorum, o kadar. Babanın yemeğe geleceğini bilseydim, Dilara'nın yemek teklifini asla kabul etmezdim. Nehir, İlişkimizi kimseden saklamak, gizlemek zorunda değiliz. Evet. Ama bizim yüzümüzden kimsenin üzülmesini, sarsılmasını istemiyorum. Aşkım, sen herkesin rıza gösterdiği bir ilişkiye tanık oldun mu hiç? Mutlaka birileri arıza çıkartır bu tür durumlarda. Ama kendi sonumuzu kendimiz yazacağız. Öyle değil mi? Evet. Ama o mutlu sonu yazarken silmek isteyenlerin artmasından çok korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Lütfen olmasın. Şimdi sırada sizinkiler var.
yarın sabahtan evlenmeye karar verdiğimizi sizinkileri ilan edelim mi? Olur mu? Bilmem. Umarım benim annem senin babandan daha makul davranır. Annem bizi sonra sopayla kovalamasın evden. Kovalarsa kovalasın. Biz ona pes ettirmesini biliriz değil mi? Seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Aslında değilim. Celil Efendi'nin yemekte gösterdiği öfke beni çok rahatsız etti. Merak etme. Ben ona haddini bildirdim. Bütün bu olanlarda benim de kabahatim var. Ne ilgisi var şimdi bunun? Alper'le Dilara evlenirse çok iyi olur diye ben başlattım bu meseleyi. Sen gönlünden geçenleri paylaştın. Kalkıp bunları zorla evlendirelim demedin ki. İyi de yani Celil Efendi'yi heveslendirmiş olduk işte. Asu, o adamın neye ve niye heveslendiği bizim meselemiz değil. Bir kere çıkar bunu aklından. Doğru söylüyorsun. En çok Nehir adına üzüldüm bu olanlardan. Sen her konuda, her zaman fazla hassasiyet gösteriyorsun. Alper gerekeni yapmadı mı? Babasına restini çekip ben bu kızla evleneceğim demedi mi? Evet. Hem bizi aşan konular değil mi bunlar? Onlar genç, kararlarını vermişler. Bile bile kumpasa getirmedik ya biz o kızı. Doğru söylüyorsun da ne bileyim ben yani kıyamıyorum bu kıza. Ya zaten çocukluğu, gençliği mücadeleyle geçmiş. Yıllar sonra evimize ilk defa misafir olarak geliyor ve kızın maruz kaldığı duruma bak. Bak canım. Nehir'i ben de tanıyorum artık. Benim şirketimde çalışıyor bu kız. Ne kadar kuvvetli, irade sahibi olduğunu gördüm, biliyorum. Burada kendi kendini yiyip bitirmenin hiçbir anlamı yok. Bu hayatta hiçbir şeyin senin canını sıkmasına müsaade etmem. Biliyorsun. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Yemek de yemedik bu akşam. Aç mısın? Bilmem. Ben evde atıştırırım bir şeyler. Peki. Yarın randevun var mı? Randevu mu? Evet. Yemek randevusu falan. Niye? Yoksa yine Sencer Bey'i mi davetliyiz? Aman Allah korusun. Niye soruyorsun? Çünkü yarın akşam baş başa çok güzel bir yemek yiyelim istiyorum. Baş başa. İkimiz. Beraber. Evet. Niye şaşırdın ki? Yoksa istemiyor musun? Hayır. Çok istiyorum. Ama hazırlamam gereken raporlar var. Yarın pazar ama. Hem sabahtan sizinkilerle tanışmaya gelirim. Akşam da yemek yeriz. Olur mu? Hadi ama. Yalvartma beni. Hem belki mis gibi pirzola yemeğe gideriz. Sen seversin. Ama ertesi gün pazartesi. Şimdi Sibel Hanım gelip bana raporları sorduğu zaman ne diyeceğim ben? Mis gibi bir pirzola yemeğe mi gittim diyeceğim. İstersem personeline fazla mesai işlettirmek suçundan gelip tutuklarım o Sibel Hanım'ı. Vay, çok havalısınız Savcı Bey. Ben de size teslim oluyorum o zaman. Nereye götürüyorsun beni yemeğe? Ayaklarını yerden kesecek bir yere. Başımı döndürüyorsun.
Günaydın. Ah, günaydın. Aa, bir yere mi gidiyorsunuz? Biz de kahvaltı için sizi beklemiştik. Bu sabah karımla baş başa kahvaltı yapmayı planladık. Biz davetli değiliz o zaman. Hayatım, baban ısrar etti. Yoksa biliyorsunuz ben sizinle birlikte çıkmayı daha çok tercih ederim. Romantik serseriler sizi. Nereye peki? Tamam Dilara, sen de çocuk gibisin. Bırak ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Ay tamam ya, senin yanında şaka da mı yapılmıyor artık? Ya evdeyken gerçekten çocuklaşıyorsunuz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Hadi size de iyi eğlenceler. Akşama görüşürüz. Görüşürüz, iyi eğlenceler. Görüşürüz hayatım. Asu Hanım, şey efendim, dün gece için gerçekten çok özür dilerim. Dün akşam konuştuklarımızı anlamamışsın Cemil. Bir daha ne karımın ne de benim yarıma böyle saçma sapan konular için gelme. Gel canım. Kalk kahvaltı edelim o zaman biz de. Ben istemiyorum, etmeyeceğim. Sen nereye şimdi? Sana ne ya? Dün gece evde kıyametler kopmuş. Sabah herkes hiçbir şey olmamış gibi lay lay lom. Ne ilgisi var ya? Seninle çok ilgisi var Dilara Hanım. Nehir denen o kızla Alper denen o çocuk dün gece bu eve davet edilmemiş olsalardı bu rezalet de yaşanmazdı. Ne rezaleti ya? Ne yaşandı dün gece? Ben ne kaçırdım? Senin gerçekten bir psikoloğa ya da aşık olacağın bir kıza ihtiyacın var. Hadi ya. Sen kendine aşık bir erkek buldun. Bana akıl veriyorsun herhalde. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dilara ne oluyor? Herkes barut fıçısı gibi bu evin içinde. Boş ver teyze ya. Ne olmuyor ki? Bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış mı duydum? Bora ne dedi öyle? Sana aşık olan bir adam mı var? Ya bırak teyze ya, dalga geçiyor. Abim bir taş attı gitti işte. Yok öyle biri. Maalesef yok yani. Peki... Senin aşık olduğun bir adam var mı? Olsa ne olacak ki? Aşık olduğum adamın umrunda bile değilsem ne yapabilirim ki? Dur. Bir dakika uyuda bakayım. Nasıl ya? Benim güzeller güzeli Dilara'm bir adama aşık. Ve o sersem de sana yüz vermiyor mu yoksa? Peki bu konuda teknik destek ister misin? Ya teyze ne teknik desteği ya? Ben burada kopmuş internet bağlantımdan mı bahsediyorum sana? Bir erkeği kendini nasıl aşık edeceğini öğrenmek istemiyor musun tatlım benim? Ne o aşk doktorluğuna mı soyundun şimdi de? Aferin İlare'cim. Ben de senden farklı değildim yakın zamanda aşk konusunda. Ama biraz stratejiyle sanırım bir adamın kalbi nasıl kazanılır öğrendim. Senin adına çok sevindim teyzeciğim. Ben de kendimi hazır hissettiğimde senden bir randevu rica ederim. Sen de bir adamın kalbi nasıl kazanılır öğretirsin bana. Pınar, canım çay demlendi mi? Evet ablacığım. Bardaklar da hazır. Keki de çıkardım fırından. Harikasın sen ya. Şimdi gidip bir anneme bak bakayım uyanmış mı? Misafirimiz gelmek üzere. Hadi. Sema, bu halin ne? Ha, lütfen üstünü düzgün bir şeyler giy. Kapat şunu da. Ya niyeymiş? Seni mi istemeye geliyorlar, beni mi? Ben iyiyim böyle. O zaman git odanda rahat rahat yayıl. Hayır, yani bakkala bile giderken baloya gider gibi hazırlanan kardeşim bugün nedense rüküş olmayı tercih etmiş. Tamam kızma. Nehir, nasıl olmuşum? Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Yeni mi aldın bunları? Çok yakışmış. İşte damat adayının karşısına çıkarken doğru düzgün olayım dedim. Teşekkür ederim anneciğim. Kızım. Senin mutluluğun benim mutluluğum.
günler. Aa, sen geçenlerde İzmit'e Nehir'i aramaya gelen arkadaş değil misin? Sana da iyi günler Sinan. Evet, gelmiştim. Ya pardon da tanışıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Hem sen benim adımı nereden biliyorsun ki? Hatırlayamadım beni tabii. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben Alper Günday. Nehir'in ortaokuldan arkadaşıyım. Alper Günday. Tabii ya. Ya hatırlamaz olur muyum? Nehir'in niye arkadaşıydın sen? Ya tanımanı çok sevindim. Yoksa Nehir'le. Bak şimdi. Vay be. Lan 40 yıl düşünsem enişte adayımızın sen olacağı aklıma gelmezdi. Hay Allah ya. Gel gel. Siz kapıda mı karşılaştınız? Ya sen bizde tanıştıracağın arkadaşının Alper olduğunu niye söylemiyorsun bize? Hay Allah'ım ya. Gelsene. Annemi tanıyorsun zaten. Kardeşlerim Sema ile Pınar. Hepinizi bir arada görmek ne kadar güzel. Hoş geldin Alper oğlum. Hoş bulduk Feryal anne. Evden uzaklaşmak çok iyi fikirmiş Sencer. Teşekkür ederim. Neden? Evde mutlu değil misin yoksa? Mutluyum. Sadece bu değişiklik çok iyi geldi. Arada bir kaçmak lazım. Ama seninle baş başa vakit geçiremiyoruz son zamanlarda. Ama yeterince kafanı dağıtamadık sanırım. Yine bir düşünceli hallerdesin hayatım. Evet, kafamı kurcalayan bir şey var Sencer. Sence dün gece Alper, Nehir'le evliliğimiz konusunda sizin de desteğinizi istiyoruz derken neyi kastetti? Babasının elini ve dilini tutmasına yardımcı olmamızı kastetmiştir herhalde. Bak hayatım, senden rica ediyorum. Onu bunu düşünmeyi bırak artık. Şu anın keyfini ve huzurunu yaşayalım, olur mu? Olur. Bazen ben de dilimi tutamıyorum galiba. Savcısın ha? Vay be, afille enişte. Ya ben de üniversiteyi bitirdim. Yani böyle birkaç girişimci fikri falan. Bakalım yırtacağım inşallah. Eminim başarılı olacaksın Sinan. Ne zaman istersen ben sana destek olurum. Aslan eniştem be. Ya var ya, ben böyle bir şey olacağını biliyorum ha. Bak hakikaten biliyorum. Hani böyle konularda çok şanslıyım. Üniversite annemin desteğiyle okudum. Yani işi de eniştemin sayesinde kuracağım inşallah. Sema da üniversiteye hazırlanıyor. Hangi üniversiteye gideceksin Sema? Benim için fark etmez. Puanım hangisine yeterse. Ben de hukuk okumak istiyorum. Belki ileride sizin gibi savcı olurum. Eminim olursun. Çok çalışkan birine benziyorsun. Alper. Tamam. Sen üniversite okudun. Koskoca savcı oldun. Ya bizim bu lise mezunu kızla nasıl bir araya geldiniz? Abicim sen de bir acayipsin ama ha. Hem ablamın neyi eksik? Bak sen üniversite mezunusun ama hala evde oturuyorsun. Evet ablan lise mezunu ama şimdi çok iyi bir işi var. Canım benim. Sen şimdiden benim avukatlığımı mı yapmaya başladın? Öyle ama. Başarılısın, çalışkansın. Hem de herkesin iyiliğini düşünüyorsun. Öyle değil mi enişte? Enişte. Haklısın. Bence de Nehir gibisini bu dünyada zor bulursun. Dünyadaki bütün kadınları tanıdınız galiba. Sema ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Sen şu boş çayları bir yenilesene kızım hadi. Alper oğlum, demin dayanamadım açtım paketi yedim vallahi bir tane. Çok güzelmiş. Allah kesinize bereket versin. Afiyet olsun. Maşallah dalyan gibisin. Rabbim nazarlardan korusun.
Böyle sana baktıkça daha yakışıklı görünüyorsun gözüme. Biz çıkalım o zaman. Anneciğim, bugün pazar ya. Alper'le birlikte bir şeyler yapalım dedik. Olur mu? Ay, olur tabii yavrum, olur tabii. Hadi uğurlar olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Aferin. Aferin Ozan. Çok iyi iş çıkartmışsın. Teşekkür ederim başsavcım. Umarım bu dosyadaki bilgiler işinizi görür. Dur bakalım. Hemen heveslenmeyelim. Daha önceki davalarda başımıza gelenleri unutma. Her seferinde kaçacak bir delik buldu Sencer. Ama bu sefer kaçamayacak. Semedere Denizciliğin şimdiki genel müdürü Bora Aytekin. Tahminlerime göre biraz acemi, biraz da dikkatsiz olabilir sayın savcım. Bak o konuda da çok haklısın. Sencer karda yürüyüp izni belli etmezdi. Ama Bora Aytekin öyle değil. Muhakkak bir açık verecektir. Babasının bu durumun önüne geçmesi an meselesi. Biz bir iki hatasını yakalayamadan kendisi örtbas etti. Bizi çok zor bir süreç bekliyor. Ozan, zaten bizim işimiz pes etmemek. Öyle değil mi? Sen bu davaya pek inanmıyorsun galiba. Elimizdeki verilerle suçlama yapmak zor görünüyor bu durumda. Savunmaları güçlü olacaktır. Ozan, ben bu soruşturmada her zaman senin arkanda olacağım. Anlıyorsun değil mi? Sen bu süre zarfı içinde yeterince kanıt bulmaya çalış. Sen kendine fazla güvenmiyorsun galiba. Buradan Semedere Denizcilik'ten bahsediyoruz. Sayın Başsavcım, Savcı Alper Bey bu şirket hakkında daha fazla bilgiye sahip. Branşı da ticaret hukuku. Alper olmaz. Alper çocukluğundan beri Sencer'in evinde büyüdü. Babası hala o aileye hizmet ediyor. Ayrıca bu konuştuklarımızdan da Alper'e bahsetme. Peki efendim. Hadi iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Bugün? Hiçbir şey yapmıyorum Dilara ve hiçbir yerdeyim. Neden merak ettin? Aa, ne tesadüf. Ben de hiçbir şey yapmıyorum. Ya neredesin gerçekten söyle, seni görmek istiyorum. Tamam. Marina'nın ilerisindeki sahildeyim. Suratsız bir adamla vakit geçirmek istiyorsan gel. Tamam, geliyorum. Teyzem bu halimi görse ilişkiler konusunda bir nutuk daha çekerdi kesin. Hmm.
Çocukken hep babam anlatırdı. Buralara bazen yunus balıkları gelirmiş. Balıkçı teknelerini görünce yarışa girerlermiş. İnsaflı olan balıkçılar yunusları görünce hızlarını kesermiş. Niye? Çünkü yunuslar eğer yarışı kaybederlerse duygusal çöküntü yaşayıp intihar edebilirlermiş. Canım, bu sadece rivayet. Bilimsel hiçbir araştırma yunusların teknelerle, gemilerle yarışa girip kaybettiğinde intihar ettiğini öngörmüyor. Gerçekten mi? Hı-hı. Ben de hep babamın anlattıklarını düşünüp üzülürdüm. Hiçbir zaman üzülme. Hiç kimse için. Hiçbir şey için. Celil amca. Merhaba delikanlı. İstanbul'a geldiğinizi duyunca bir uğrayayım bakayım dedim. Bir eksiğiniz bir gediğiniz var mı diye. Annem burada mı? İçeride içeride gel. Az önce de senin oğlan buradaydı ha. Vay be Celil amcam be. Özlemişim ha. Bak benim olduğum bir gün mutlaka tekrar gel tamam mı? Şimdi ben kaçıyorum sonra hasret gideriz. Görüşürüz. Anne ben kaçtım misafirimiz var. Oo, çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Feryal Hanım. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Senin ne işin var be evimde? Ödüm patlattın. Alper mi geldi buraya? Sen oğlunun ne zaman ne yaptığından haberdar değil misin? Geldi. Ne olmuş? Sen baksana benim yüzüme. Kızını oğlumdan uzak tut diye para bile verdim ben sana. Şimdi söyler misin nereden geliyor bu rahatlık? Görüşmelerine nasıl müsaade edersin sen? Verdiğin parayı oğluna iade ettim ben. Alper söylemedi mi sana? Artık bu çocukları rahat bırakacaksın Celil Efendi. Onlar çok mutlu. Bu arada kızıma da iyi davran. Yakında kayınpeder olacaksın. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu hiç? Ya Rabbim sen bana sabır ver. Bağırmadan konuş benimle Celil Efendi. Tabii. Sen de kızın da oğlumu kullanıyorsunuz. Nehir sadece zavallı bir kaynak işçisi. Oğlumun mevkiinden, parasından istifade etmek. Bütün amacınız bu. Sen kendini ne sanıyorsun be? Ne hakla kızın ve benim için bu şekilde konuşuyorsun? Sen saraylardan büyüdün sanki. Yıllardır el alemin köşkünde ayak işlerine bakıyorsun. Bu zavallı halinle benimle böyle konuşmaya cüret edemezsin. Anladın mı beni? Kapa çeneni! Kapamazsam ne olur? Ben de bir tanecik kızımı senin gibi adamın evine gelin göndermek istemiyorum. Ama bunları benimle değil, oğlun Alper'le konuşacaksın. O buraya kızımla evlenmek istediğimi söylemek için geldi. Bu arada bana anne diyor, haberin olsun. Alper'in huyu suyu birazcık sana benzeseydi, emin ol ben de görüşmelerine müsaade etmezdim Celil Efendi. Ama nasıl olduysa çok efendi, çok terbiyeli bir çocuk yetiştirmişsin. Kızıma prenses gibi davranıyor. Bu yüzden sen de bu ilişkiye rıza göstersen iyi olur. Ne rızası be? Ne rızası? Kızın asla oğlumla evlenemez! Dur! Celil abi ne yapıyorsun?
Tam zamanında geldi Yiğit Bey. Bu deli zıvanadan çıktı, eve basmaya başladı. Abi, gel konuşalım seninle, gel. Gel. Selam. Ne bu halin? Hiç. Hiçbir şey yok. Kafa dinliyorum öyle. Bence acıkmışsındır. Buraya gelmeden restoranıma uğradım ve sana çok özel şeyler hazırladım kendi ellerimle. Hadi gel şu çimlere geçip piknik moduna girelim. Neden benimle bu kadar ilgileniyorsun? Neden dedim? Neden mi? Çünkü seni çok eskiden beri tanıyorum ve seviyorum da ondan. Eskiden beri tanıdığın ve sevdiğin birçok insan olduğuna eminim Dilara. Neden benimle özel ilgileniyorsun? Birini sevmek, onunla ilgilenmek için özel bir nedenin olması mı gerekiyor? Ama beni senin için önemli kılan bir şey olması lazım. Peki. Seni sen olduğun için sevemez miyim? Tamam. Çok yakışıklısın. İşinde çok başarılısın. İstediğini elde etmeden pes etmeyen bir karaktere sahipsin. Hadi ama. Hatırlıyor musun? Amerika'da bir hafta çok fena bir grip geçirmiştim. Sen de o bir hafta kendi evinde misafir ettin beni. Bana baktın, yemek yaptın. İyileştirdin beni. İyileştirip kendi evime yolladın sonra. İşte ben ilk defa iyileştiğime üzüldüm. Seninle geçirdiğimiz o bir hafta gerçekten çok güzeldi Oğuz. Bana bunu neden yaptın? O zaman bana bu kadar iyi gelmeseydin belki de... Hastaydın Dilara. Merhametten mi? Peki arkadaşımızın doğum gününde yaşanan? Sen o gece beni öptün Oğuz. Sarhoştuk Dilara. Bir anlık bir kendini kaybedişti o sadece. Lütfen geçmişe dönüp yaptığımız hatalardan kendine umutlanacak bir şeyler çıkartma. Arkadaşım olarak sana istemeden de olsa ümit verdiysem özür dilerim. Aslında seni sevmemin bir nedeni yok. Çünkü ben seni yanımda olmadığın zamanlarda da sevdim. Haklısın. Sanırım söylediklerini çok iyi anlıyorum. Biliyor musun? Böyle mutlu olman imkansız. Aynı benim gibi. Celil abi, Nehir'in ailesine neden böyle davranıyorsun? Savcım bak, bu olayların sizinle gerçekten bir alakası yok. Onun için lütfen müdahale etmeyin. Nasıl müdahale etmem? Onlar benim misafirim. Sen gündüz vakti gelip evimi basıp olay çıkartıyorsun. Sen ne yaptığının pek farkında değilsin galiba. Hayır efendim, gayet farkındayım. Ben olayların bu hale gelmemesi için Feryal Hanım'ı defalarca uyardım. Alper'le Nehir'in
Bu ilişkisine razı olmadığımı da defalarca söyledim. Ama o ne yaptı? Ne yaptı? Dinlemedi beni. Oğlumun geleceğini düşünmem. Onun için en iyisini istemem. Ya bu suç mu? Tabii ki suç değil. Ama sen sevenlerin arasına giriyorsun. Üstelik olaya Nehir'in annesini de dahil ediyorsun. Bak Celil abi. Nehir de Alper de yetişkin. Aklı başında ve ne yaptığını bilen iki genç. Üstelik birbirlerini çok seviyorlar. Bunu anlaman lazım. Savcım kusura bakma ama siz çocuk sahibi olmadığınız için bunu anlayamazsınız. Yani böyle bir durumda siz bir babanın ne hissettiğini nereden bilebilirsiniz ki? Celil abi, ben senin bu evle neden karşı çıktığını tahmin edebiliyorum aslında. Sen oğluna iyi eğitim görmüş, zengin bir aile kızını layık görüyorsun. Evet. Nehir asla Alper'e layık bir kız değil. Asla. Bence Nehir'i bu kadar küçümsemesen. Nehir çok zeki, yetenekli ve çalışkan bir kız. Ayrıca senin ona olan bu tutumun hiç hoşuma gitmiyor. Ben onun amcası sayılırım. Yani demek istediğim, Nehir benim öz yeğenimden farksız. Ve her ne olursa olsun onun gerçek amcası gibi koruyup kollamakta kararlıyım ben. İyi de bunu niye yapıyorsunuz ki? Bu kızdan size ne? Ona baktığım zaman kaybettiğim yeğenim Ece aklıma geliyor. Gazetede güzel kız mı gördün bakalım? Pardon aşkım ya. Alışkanlık işte. Bizim evimizi basmıştı. Tefeciler babamı gözümün önünde dövmüşlerdi Alper. Sonra hırslarını alamayıp beni kaçırmaya çalışmışlardı. İlk seferinde babam beni kurtardı. İyi ki yanımdaydı. İlk seferinde derken? Bir kere daha mı oldu? Babam öldükten sonra bu adamlar pes etmedi tabii. Sonra bir gün biz İzmit'e geri dönerken nereye gidiyorsun? Yanlış yola saptık. Nereye gidiyorsun? Anne ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Anne. Yanlış yola saptık diyorum. Anne ne oluyor? Hey sana söylüyorum, nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun bizi? Burası doğru yol değil. Yanlış yola saptık. Nehir!
Kızım, ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Hayır, kurtar beni. Dinmeyeceğim, dinmeyeceğim. Bırak. Ne istiyorsunuz bizden? Borcumuzu ödedik, rahat bırakın bizi. Borcunu ödedin ama faizini almaya geldik. Kapıyı aç. Rahat dur. Bırak beni. Bırakın beni. Kız kaçtı, yakalayın şunu. Gelsenize. Kız bu tarafa doğru kaçtı. Yakalayalım şunu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cumhuriyet Savcısı Alp Ergünday. Buyurun Sayın Savcım. Bu davanın nöbetçi savcısını öğrenmek istiyorum. Peki. Başkomiserim, Sayın Savcım'la bilgilenir misiniz? Buyurun Sayın Savcım, nasıl yardımcı olabilirim? Bu davanın nöbetçi savcısı kim? Evet, Savaş Yılmaz. Bu davaya Savaş Yılmaz bakıyor. İletişim bilgilerini vermemi ister misiniz? Yok, gerek yok. Fakülteden arkadaşım. Onu arayıp bir şey rica etmem lazım. Peki Sayın Savcım. Alo Savaş. Senden bir şey rica edeceğim. Geldiğin için çok sağ ol. Benim için gerçekten çok önemliydi. Biliyorsun, sen gelmeden bu davayla ilgili hiçbir şey yapamazdım. Rica ederim Alper. Normalde böyle bir şey istemezsin, biliyorum. Bu davanın senin için ne kadar önemli olduğunu anladım. Gelin benimle. (Gülüyor)
Işıkları kapatın. Zanlıları getirin. Nizami bir şekilde duvara dizilin. Gece Saffet denen adamın ifadesini alacağım. Sana geçmişte yaptıklarını itiraf edene kadar da elimden kurtulamayacak. Sen şimdi eve git. Yarın sabah ben seni ararım. Ve lütfen bütün olanları unut, olur mu? Olur. Be kaynakçı. Sen bir mesaj bile atmadan derse ek. Görüşeceğiz. Bak ben seni şimdi nasıl buluyorum. Amca, sizin burada ne işiniz var? Sana yalvardım, yakardım, önünde diz çöktüm. Hatta annene seni oğlumdan uzak tutsun diye para bile verdim. Sen beni mahvetmeye mi çalışıyorsun ha? Kalk ayağa! Seni oğlumdan uzak tutmak için daha ne yapmam lazım ha? Bırakın beni! Söylesene, ne yapmam lazım? Yürü şu arabaya!
Yürü sana. Yürümeyeceğim. Yürü dedim sana. Bırakın beni ya. Bu arabaya. Ya bırakın beni. Dedim sana yürü. Bırakın beni durun. Ne demek oldun? Ne yapıyorsun bırak? Hayvanlarım. Uğuz dur yapma. Oğuz dur. Oğuz dur. Oh, Alper'in babası o. Ne? Alper'in babası. Alper'in babasının senin ne derdine? Ne hakla senin canını yakıyor o adam? Hayır. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. Tamam, buradayım. Hadi, hadi gel. Ben senin elini getireyim, gel. Savaş, müsaadenle ben bu arkadaşla biraz sohbet etmek istiyorum. Tabii Alper. Zaten benim de biraz işim var. Sonra görüşürüz. Saffet sen misin? Evet benim. Seninle biraz sohbet edeceğiz. Aklıma takılan birkaç şey var. Buyur beyim, dinliyorum. Ben de sıkılmıştım zaten. Bundan önce 7 kez hapse girmişsin. Şimdi başka bir olay yüzünden gözaltındasın. Sorularıma eksiksiz ve doğru cevap verirsen... cezanın hafiflemesini sağlayabilirim. Bu arada rahat ol. Benim merak ettiğim dava zaman aşımına uğradı. Şimdi konuş bakalım. Yıllar önce 12 yaşındaki bir kız çocuğunu zorla kaçırmaya yeltendim. Hatırlayamadım. Hafızanı biraz zorlasan iyi edersin. Aslında böyle bir olay olmuştu. Oldu değil mi? Gerçekten zaman aşımına uğramış mı o dava? O küçücük bir kızdı. Daha 12 yaşındaydı. Geber adi herif. Hayvan! Şerefsiz! Gerizekalı! Ne istedin ondan? Öküz! Ne istedi söylesene! Bir adam tuttu bizi. Kaçırmamızı o istedi bizden. Ne dedin az önce? Hangi adamdan bahsediyorsun? İsmini ver bana, ismini! Hatırlamıyorum. Kısa boylu bir adamdı. İyi düşün. Savcım, üzerinden uzun zaman geçti. Net olarak hatırlayamıyorum gerçekten. Yıllar önce... herhalde bir arkadaşının kızıydı. İsmini söyle. Kimdi o adam? İsmi Celal. Yok yok. Celil. Evet evet. Kahya Celil istedi o küçük kızı kaçırmamızı. Celil Kahya mı? Evet. Bize para verdi. Kızı kaçırıp yok edecektik. Ama yapamadık. Elimizden kaçırdık o küçük kızı. Emin misin? Evet. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Kahya Celil istedi küçük kızı kaçırmamızı. Bu adam mı emir verdi size? Evet, evet. Kahya Celil. Bu o işte.
güzel kızım. Alper bıraktı seni değil mi? Evet anneciğim. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Yarın taze fasulye pişireceğim de akşamdan kavurayım dedim. Başka türlü geçmiyor vakit. Senin güzel geçti mi günün? Çok güzeldi. Çok yoruldum ama. Ben hemen uyuyacağım. İyi geceler. Çok kısa bir şey konuşacağız. Nehir'den vazgeçeceksin. Seni uyarmıştım. Onu asla ağlatmayacaksın demiştim. Ama baban ona ne yaptı biliyor musun? Onu sokağın ortasında dövüp saçlarından yerlerde sürükledi. Sen Nehir'in ne şartlarda yaşadığını bilmiyor musun? 15 senedir onun sevgilisi değil misin Alper? Bu mu lan senin adamlığın? Ha? Babanın ona böyle davranmasına nasıl gözün varsın? Sevdiğin kadının dayak yemesine nasıl izin verirsin ulan? Bir şey söyle! Bana dokunma. Önüme geleni ezip geçecek durumdayım. Ben de senin ağzını burnunu kıracağım ama kendime zor tutuyorum anlıyor musun? Sevdiği kadının dayak yemesine göz yuman, onu babasından bile koruyamayana ben adam demem. Eğer Nehir'i mutlu edemeyeceksen, onu koruyup arkasında duramayacaksan ondan vazgeçeceksin. Duydun mu beni? Nehir'den vazgeçeceksin! Bir bardak süt içmek istersin dedim. Teşekkür ederim anneciğim. Nehir omzuna sökülmüş kızım. Bileklerinde kıpkırmızı kelepçe vurmuşlar gibi. Alnında da bir kırmızılık var. Ne bunlar çocuğum, harpten çıkmış gibisin. Bir kaza falan mı geçirdiniz Alper'le? Söylesene çatlatma insanı. Anneciğim. Anneciğim. Alper'le bisiklet sürüyorduk bugün. Benim de bir sakarlığım tuttu düştüm. Bisikletten düşmekte olur mu bunlar? Kamyon çarpmışa benziyorsun. Anneciğim benim. Ya yollar taşlı kayalıydı. O yüzden bir sakarlık yaptım. Bence abartılacak bir şey yok. Düz yol dururken taşlı kayalı yollarda bisiklet mi sürülürmüş? Haklısın. Anneciğim. Hadi ben çok yorgunum, uyuyacağım. Sen de oyalanma, uyu hadi, tamam mı? Hadi. Takılacak bir şey yok. Canım annem benim. Yatmadan önce merhem sür bileklerini. Tamam, sürerim. Amca, sizin burada ne işiniz var?
Neden yaptın? Bakıyorum duymuşsun. Aptal kız. Hemen yetiştirdi demek. Ama sana zamanında söyledim. O kızla görüşmeye devam edersen sonunda zarar gören o olacak dedim. Değil mi? Dedim. Ha. Üstüne üstlük. Sen onun için üzülürken hanımefendi seni bir başkasıyla boynuzluyor oğlum. Ne yapıyorsun be? 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun neden kaçırılmasını ve yok edilmesini istedin? Ne yaptı o kız sana? He? Ne yaptı o kız sana? Konuş! Sen ne diyorsun? Bak şuna. Sen bu serserilerin değeri kaçırmalarını ve onu öldürmelerini mi söyledin? Bunun için onlara para mı verdin? Bunu neden yaptın? Cevap ver bana. Neden Murat amcanın borcunu ödemiş gibi yapıp arkasından oyunlar çevirdin? Nehir daha küçücük bir kızken seni kendinden nefret ettirecek ne yapmış olabilir ki? Her şeyi geçtim. Nehir'in babası Murat amcayla askerden arkadaş değil miydiniz? Nehir o sırada babasını kaybetmenin acısını yaşıyorken ona böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Ne istedin o kızdan? Söyle. Evet ben yaptım. Senin yüzünden yaptım. Ne dedin sen? Benim yüzümden mi? Evet. Her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Şu anda beni anlamanı beklemiyorum senden Alper. Ama günü geldiğinde bunu neden yaptığımı çok iyi anlayacaksın oğlum. Kafayı yemişsin sen. Benim geleceğim için aşık olduğum kızı öldürmeye kalktın. Öyle mi? Nehir küçücük bir kızdı o yıllarda. Yeni bir kardeşi dünyaya gelmişti. Senin bu yaptığın pisliği hak edecek ne yapmış olabilir ki? Babam olduğun için senden utanıyorum. Senin geleceğin için aynı şey yine olsa yine yaparım, tamam mı? Evet yaptım. Ben yaptım. Yapmak zorundaydım. Zorunda mıydın? Zorunda mıydın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Konuş. Konuşsana. Söylesene. Ne gibi bir zorunluluğun olabilir baba? Yeter! 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 Emri Sencer Bey verdi. Ben de yaptım. Sencer Bey mi?